Merhaba. Merhaba, hoş Merhabalar. geldiniz. Merhaba. Sesim geliyor mu çocuklar? Evet, geliyor. 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 Evet, sizi dinliyorum. Nedir konunuz? Nasıl yardımcı olayım size? Konumuz şöyle, biz Kandilli Kız Sesi olarak normalde okulumuza kariyer günleri yapıyorduk. Ama korona yüzünden, daha doğrusu pandemi yüzünden bunu online üzerinden yapmaya başladık. İşte seçtiğimiz bölümler hakkında sizin gibi kişilere ulaşıp onlara birkaç soru sorup arkadaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. O yüzden sizinle bu Tamam. röportajı yapmak istedik. Kaç yüz bin sorunuz var? Çok yok, gerçekten kısa olacak aslında biraz hatta. Tamam, başlayalım. Buyurun. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Peki, ben 1960 Rize doğumluyum. İşte eğitimimin lise bölümünü, orta lise bölümü Samsun'da tamamladıktan sonra devlet lisesinden mezunum. Samsun 19 Mayıs Lisesi. Tabii o zaman biliyorsunuz devlet liseleri çok kaliteliydi. Sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, yani ÇAPA'dan 1984'te mezun oldum. Akabinde 1984-1986 buçuk yılları arasında Erzincan'da mecbur hizmetimi tamamladım. Orada işte Merkez Verem Savaşı Dispanseri'nde çalıştım. Böylece tüberküloz ve göğüs hastalıkları ile ilgili bilgim oluştu. Sonra 1985'te Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği bir aşılama programı vardı. Onu aşılama programını orada yönettim. Akabinde 1986-87 gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Şimdi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu o üniversitenin adı. Orada kadın doğum asistanlığına başladım. Halen oradayım. Uzman, doçent, profesör olarak devam ediyorum. Benim ilgi alanlarım daha çok tüp bebek, yani çocuksuzluk, işte kapalı ameliyatlar diye tanımlanan laparoskopi, histeroskopi ya da şöyle kadın doğumun kanserleri dışındaki diğer konularla ilgileniyorum. Halen Cerrahpaşa'da görevime devam ediyorum. Oldu mu? Peki bu mesleği neden seçtiniz? Hekimliği. Şöyle bir Evet. şey anlatayım size. İşte lise, sanırım liseydi. Lise 1'de annem rahatsızdı. Onu bir hekime götürdüm. Göğüs hastalıkları uzmanı bir hekim. Ve şeydi, özel muayenehanesine götürdüm. Orada yaşlı bir amcaya çok kötü davrandı. İşte paran yoksa buraya gelme gibi dedi. Onun üzerine hani o zaman sizin yaşlarınızda biraz canavar oluyoruz ya, idealist. Ben o zaman karar verdim hekim olacağım diye. Kadın Teşekkür doğumu niye ederim. seçtim diye soruyorsanız, kadın doğumu çok çabuk karar verme ve sonuç alma mesleği olduğu için hem içinde hem cerrahi var hem bilim var, onun için seçtim. Teşekkür ederiz. Mesleğinizde size kattığı özellikleriniz neler? Kattığı özellikler. Hekimlik aslında kutsal bir meslek çocuklar. Fedakarlık üzerine dayalı, kendinizi yenilemeye dayalı. Yani siz bir yıl önceki veya 2 yıl önceki bilgilerinizle işe devam etmeye çalışırsanız geri kalırsınız. Dolayısıyla hekimlik size sürekli araştırmayı, sürekli kendinizi yenilemeyi, bilgilerinizin üstüne bilgi koymayı öğretiyor. İnsana insan gibi davranmayı öğretiyor. Sadece her şeyin işte ekonomik olmadığını, gerektiğinde fedakarlık yapmanız gerektiğini, yani başkasının sağlığı için işte orada mücadele etmeniz gerektiğini öğretiyor. İşte görüyorsunuz COVID ile ilgili çalışan çevrenizdeki sağlıkçıları, hemşireleri, yardım sağlık personelini, hekimleri yüzlerinde maske iziyle çoluk çocuğunu aylardır görmeme pahasına hizmet etmeye çalışıyorlar. Yani hekimliği seçecekseniz biraz enayi olmanız lazım. Fedakarlık üzerine kurulu. Ha tabii hala toplumda onore edilen, sevilen bir meslek. Size hala saygı duyuluyor her şeye rağmen. Dolayısıyla ha ben enayiyim, çok da para sevmem ki hekimlikte rahat geçinebilecek kadar kazanıyorsunuz. Hekim olacağım derseniz olur. Peki sizce hekimliği seçmek için hangi kişilik özelliklerine sahip olmamız gerekiyor? Bir, fedakar olacaksınız. İki,
okumayı, araştırmayı seveceksiniz. Ve en önemlisi insanı seveceksiniz. Karşındaki insanın yerine kendinizi koymayı çok iyi bileceksiniz. Yani empati yapabileceksiniz. Araştırma, geliştirme, bu konularda çok istekli olacaksınız. Fedakar olacaksınız, yineliyorum. Daha sonra hangi branşta olacağınıza eğitim süresince karar verirsiniz. Yani benden dahili branş insanı olur veya cerrah olur. Genelde ben şöyle diyorum, o eğitim sürecinde siz kendinizi anlıyorsunuz. Yani el mahareti, becerisi varsa cerrahi sevebilirsiniz. Yok ben okumayı severim, araştırmayı severim dersiniz, dahili branşlara yönelirsiniz. Mesleğinizin sevdiği yanları ve sevmediği yanları var mı? Yani sevmediğiniz yanları. Sevmediğim yanı ne? Bazen böyle istemediğiniz bir zamanda, şimdi kadın doğumda gebe takip etmek zorundasın, takip ediyorsunuz. Dolayısıyla diyelim ailenizle yemek yiyorsunuz, siz o masadan kalkıp bir doğuma gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ama tabii o sırada diyorsunuz ki bir can dünyaya gelecek. Veya işte çok zor durumda bir insana yardım etmek zorunda kalıyorsunuz. Heyecan, korku, acaba o insana bir şey olur mu? Bizim kadın doğumda çok acil durumlar olabiliyor. O durumda sizin müdahale ederken yaşadığınız stres çok fazla oluyor. Bir de şimdi son yıllarda öğreneceksiniz. Maalesef çok davalar açılıyor hekimler aleyhinde. Bunlar içerisinde genel cerrahlar birinci sırada, biz kadın doğumcular ikinci sıradayız. Bir yandan da ister istemez bilinç altından ben bu tedavi veya ameliyatı yaparken başıma bir bela gelir mi, dava açılır mı kaygısını yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Sevdiğimiz yanları çok tabii. İnsana yardımcı oluyorsunuz, hayat kurtarıyorsunuz. Benim uğraştığım işte hani tüp bebek vesaire olunca bir sürü ebe dedesi olduğum çocuk oluyor. Sizlerden büyük bir kısmı. Üniversite bitiriyorlar hala. Tabi yaşım ortaya çıkarmamış oluyor. Peki tekrar hani başa dönüp meslek seçmek isteseydiniz ne, hekimliği mi seçerdiniz? Tabii. Yani yoksa mesleğinizi değiştirmek ister miydiniz? Hayır. Ve yine kadın doğumu seçerdim. Neden şöyle çocuklar? Çevrenizi bir inceleyin. Şimdi sizin çağlarınızda bilgisayar ve çeşitleri, işte teknolojinin, bilgisayarın, robotların olduğu bir çağda olacaksınız. Geleceğin meslekleriyle ilgili yazılım vesaire bir sürü meslek var. Robotları kontrol eden kompüter merkezlerinde çalışanlar veya bilgisayarla çalışan tıp aletlerini kontrol eden mühendisler vesaire. Ama bu pandemi döneminde anlaşıldı ki hekimlik her zaman geçerli. Hele kızlara çok öneririm, kızlarıma. Sağlık çünkü bitmeyecek. Artı hep üstüne koyarak gelişiyor. Yani 5 yıl önceki bilgiler şu yıllarda eskimiş oluyor gibi. İşin içine bilgisayar, görüntüleme vesaire girdiği için işte çevrenizden görüyorsunuz bir tomografi veya MR denilen bir görüntüyle iç organlar elimizde. Keyifli yani. Peki şu ana kadar en çok zorlandığınız vakanızı hatırlıyor musunuz? Şöyle, ben o zaman sanırım uzmandım ve bir nöbetteydim çocuklar. Dışarıda doğum yapmış, doğuma bağlı kanama nedeniyle kağıt gibi bize gelen bir kadıncağız değildi aslında, genç çocuk diyebiliriz. 26 yaşında onu kaybettik, kurtaramadık. Hala onu unutmam, üzülürüm. Bir başka arkasından kalp hastalıklarıyla gebelik iyi geçinmez. Yani kalp hastalığını Amerika'daki bir örgüt, kalp derneği diyelim, 4'e ayırıyor hafiften zora doğru. Gebeliğin son haftalarında o gittikçe ağırlaşıyor, gebeliğin yüküne bağlı. Yine böyle bir kadıncağız, 3. dönem kalp hastalığı vardı. O da bize geldi, çok kolay doğurdu. O zaman tabii deneyimim yoktu asistanda. Şefime sordum, maalesef dedi, bu ölecek. Ve 2-3 gün sonra o kadını da kaybettik. Yani özetle hastalarımızı kaybettiğimizde çok üzülüyoruz. İşte böyle bir iki vaka yaşamıştım ben.
Teşekkür ederiz. Gerçekten de zor bir mesleğiniz var. Bizlere kattıklarınız çok fazla. Kendinize kattıklarınız da çok fazla. Bu konuda yani, teşekkür ederiz sizlere. Rica ederim. Eğer hekimlik düşünüyorsanız veya sağlıkçı, hemşire olur, hekimlik olur, enayi olacaksınız, fedakar olacaksınız. Ama karşılığını alırsınız, merak etmeyin. Bu illa para olmak zorunda değil. Duygusal tatmin, ben bir iyilik yaptım, ben insanlığa bir katkıda bulundum, bir canı kurtardım, bir cana yardımcı oldum. Yani bir sokakta bir yaşlı teyzeyi karşıdan karşıya geçirmede aldığınız hazı yakalarsınız. Veya bir sokak kedisine, bir havhavına yardımcı olduğunuzu aldığınız keyfi yaşarsınız. Yani çok keyiflidir, zevklidir ama zahmetlidir, meşakkatlidir. Hele sizi anlayacak bir aile çevrenizde olmak zorunda. Yani aile, yahu neredesin dememeli size. O fedakarlığı anlayışla karşılamalı. Tamam. Teşekkür ederiz. Bize son sorumuz, bize başka verebileceğiniz tavsiyeler var mı genel olarak? Hayatta yani anında. Şöyle, geleceğinizi, kariyerinizi planlarken mutlaka hayat bir sacayaktır deriz biz. Bu köylerde kullanılır. Üzerine saç konulur. 3 tane ayağı var. O ayağın birini koparırsanız düşer, dengesi bozulur. Dolayısıyla siz de yaşamınızı planlarken tabii ki dinleneceksiniz. Tabii ki bu yaşlarda eğleneceksiniz ama mutlaka çalışacaksınız. Zeka yeterli değil. Zekayı çalışarak katmerlendirirseniz, çünkü birçoğunuz aynı zekada. O çalışan öne çıkıyor. Ve şimdiden kariyerinize, benim bedenime, benim zekama, benim çevreme, hangi meslek uyar ona asılın. Yani üniversite sınavında ben işte bir yer kazanayım da ne olursa olsun diye düşünmeyin. Hele sizler kızsınız, askerlik derdiniz yok. Bir daha girersiniz. Çalışarak hallolur. Seçeceğiniz meslekte ben işte 10 yıl sonra Allah kahretsin bu mesleği niye seçtim dememek için seçim yapın. Mutlu olacağınız branşı seçin, olur mu? Bana ne sordunuz? Bir daha işte isteseydiniz ne olur? Gene doktor olurdum, gene kadın doğum olurdum. Yani bunu diyebilecek bir meslek seçin derim size. Gerisi gelir. Yani işte para olsun olmasın filan. Hani derler ya, bir küçük ekmek parçasıyla bile insan mutlu olabilir. Tamam. Teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz sizlere tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kız kısmısı siz kapatın. Ladies first.